Santra'dan herkese iyi akşamlar. Ben Mehmet Uysal. Yine yeni bir bölümde sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün normal saatimizden bir saat önce başlattık. Bazı sebeplerden kaynaklı. Şu anda yine stüdyomuzda her zaman olduğu gibi daimi konuklarımızdan teknik direktör Cemal Koç'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün seninle şu an baş başayız hocam. Muharrem abi biraz gecikecek ama o da birazdan aramıza katılacak. Biz de çok da fazla uzatmadan hemen bir giriş yapalım. Mersin Banyolu'yla 2. ligde, 3. ligde, bölgesel ligde yine temsilcilerimiz bu hafta sonu sahne aldılar. Bazılarıyla sevindik, bazılarıyla üzüldük. Biz yine lig sıralamasıyla başlayacağız hocam. En üst ligde, 2. ligde yeni Mersin Banyolu'yla başlayacağız. Bu hafta çok dramatik bir karşılaşma oldu. Bucaspor maçında 1-0 geriye geçti düştü takımımız. Beraberliği yakaladık. Kaçan bir penaltı ve uzatmada kendi kalemize attığımız golle maalesef 2-1 mağlup olduk. Neler söyleriz? Şimdi her zaman olduğu gibi biz yine hocalık görevimizi yaptık. Analizcilerimizi maçımıza gönderdik. Yani olayları dışarıdan anlatılır gibi değil. Birebir hocalarımızın izlediği yorumuyla yapacağım ben birazdan. Ama beraberlik kaçtı. Çok kötü oyun var yine aldığımız bize gelen tüyolara göre. Birinci yarıda Hayrullah'ın 3-4 tane %100 çıkarttığı pozisyon var. İkinci yarı yine aynı şekilde. İkinci yarı Semih'in oyuna girmesiyle oyun şeklinin değişti, biraz daha bize döndü. Topun karşı kaleye gittiği, santraforsuz oynadığımız bir oyun var. Üçüncü bölgede çok etkisiz bir takım görüntüsü verdiğimiz bir oyun var. Yani anlatacak çok şey var. Çok güçsüz görünen, yani ilk yarı hiçbir şey yapmayan bir takımdan bahsediyoruz. Yine ikinci yarı yine atraksiyon olmuş biraz ama ilk yarı bekleyen, rakibe arkasında duran ve son derece de yüksek pozisyon veren, yine her zaman olduğu gibi inanılmaz şekilde pozisyon veren Hayrullah'ın aynı geçen haftaki Serik maçında çok maç oynaması farkı önlemiş. Hani 2-1'lik skora bakmayalım, o sonuç çok farklı şekilde olabilirmiş. Tabii gönül isterdi ki en azından kötü oynarken de puan alabilmek. Bursaspor deplasmanında almaca bir puan bile altın değerinde. Hem altın hamleğinde ama mental yönden de seni olumlu etkilerdi. Hedefe oynayan bir takım sonuçta Buca takımı. Seni olumlu yönde etkileyecekti. Ama gel gelelim yine bakıyoruz. Umut veren bir oyun var mı? Gelecek gün konuşulabilecek bir oyun var mı? Son derece kötü bir oyun var. İsteksiz oyun var. Ruhsuz bir oyun var. Oyuncu tercihlerinde değişiklik var. Mesela Birol'u ön libero kullanmış hocamız. Santrafor'da yine 65-61 numaralı arkadaşımızı oynatmış. Çok etkisiz bir görüntü vermiş. İsa'yı almış sonra oyuna. Kendi kalemize atılan bir gol var. Yani normal adım 5-6'lık olacakken 1-1 bitecek gibi altın bir puan olacaktı bizim için. Kesinlikle. Ama 2-1 bu sefer kendi kalemize Barış tarafından atılmış kafa golü duran toptan. Şanssız bir gol olmuş. Üzücü bir şey bizim için. Şimdi tabii hafta sonunda 3 Kasım Pazar günü rakip Karacabey Belediyespor. Baktığımızda o da playoff potasına yakın bir noktada 7. sırada 13 puan. Yani baktığımda 4 mağlubiyeti var ama 4 de galibiyeti var. Bir beraberliği var. Yani yine zor bir maç kağıt üzerinde. Şimdi bizim takım için en zorlu takımlardan biri Karacabey takımı. Geçen hafta mı yorum yapmıştım? Aynı Soma takımı gibi buraya gelen 3-4 tane genç ekip kurulan takımlardan biri. Çok diri, çok mücadeleci, atletik bir takım. Topu kullanmaya çalışan bir takım. Genç bir ekip. Eğer öne geçtiği pozisyonlarda çok da etkili olan bir takım. Yani bizi kolay bir maç beklemiyor burada Karacabey'in maçı. Şimdi Bursaspor maçına bakıyorum hocam şöyle. Yine maç golik verilerine. Sen maç golik verilerine pek inanmıyorsun hocam. Evet. Ve yine verilere bakayım. %56, %44. Rakip takım daha çok top oynamış. 7 evet. Toplam şutu var. Buca'nın bizim 5 şutumuz varmış. Onların 4 isabetli, bizim 2 isabetli. Onlar 4 kez offside'e düşmüş. Biz hiç düşememişiz. Baktığımızda yine Bucaspor'un üstünlüğüyle geçen bir oyun gibi görünüyor. Yani şu andaki anlatılanlara yine bunda biraz yine doğru analiz vermişler. Geçen hafta Serik maçında %70'e yakın. Görseli %54 bizden yanaydı yani, geçen hafta. Barcelona Bayern Münih maçında evet, Muharrem abi biraz gecikecek sanırım. Trafiğe takılmış. Hocam dışarıda inanılmaz bir trafik var yalnız. Konser var. Konserden ben de bu Galatasaray Meydanı'ndan buraya 45 dakikada geldim. Arabayı bıraktım. Şu aradan gelebildim. Vallahi hocam aynısını yaptık. 5'te yola çıktık. Bir yayınımız vardı. Lay lay lom yaparak gelek dedik. Yemin ediyorum az önce işte 10 dakika. Ben de şuraya kadar geldim. Arabayı şu arada bıraktım. Yani buradan da izleyenlere Beşiktaş Meydanı'ndan buraya kadar yürüdüm. Sahil kesinlikle denemeyin. Ana yolda. Birinci çevre yolunu denemeyin. Gidiyorsanız ikinci çevrede sonrasını deneyin. Gerçekten inanılmaz bir trafik var. Muharrem abi de trafiğe takılmış.
yetişirse artık alacak yetişmezse evet. Hocam bugün yayını birlikte yapacak gibiyiz. Öyle de bir görüntü var. Tabii şimdi yani istatistikler önemlidir ama önemli olan sahada ne gördüğünüz. Şimdi Mersin Mayoğlu'nun sezon başından beridir hep söylediğimiz bir şey var. Ya oyuncu topluluğunun kalitesi bu lige yakışmıyor. Zaten belli bir standartta yapılan transferler ortada. Şimdi diyoruz ki devre arasına kadar ne kadar puan toplarsak toplayalım ama bir şekilde o puanlar işte Ergün Pembe geldi 4 puan aldık. Bir anda acabalar dedik ama siz hep oyundan söz ettiniz. Yani bu oyun belki bugün size 4 puan kazandırdı ama sonrasında bunların hepsini arayacağız demiştiniz. Evet. Sanırım öyle de oluyor gibi. Şimdi Soma maçında da aynı Ankara Demir maçında da o yorumları yapmıştım. Şimdi ben hocalarımı gönderiyorum, izletiyorum. Şimdi gerçekçi olmamız gerekiyor. Bugün alacağın senin 4 puan seni kurtarmaz. Ama gelecekteki oyun açısından umut verici oyun oynanırsa bir şansımız olur dersin. Buradaki Soma maçında 1-0 90 artı 5'te Ömer Çakin'in pozisyonunun dışında hiçbir pozisyonu olmayan o da 35 metrede mükemmel bir gol oldu. Onun dışında 7-8'lik maç Hayrullah'ın mükemmel oynadığı maçlar var. Aynısı Serik maçı 3-1 çok farklı bitebilirdi mesela o maçta da penaltılar kaçtı. Bu maçta Hayrullah'ın ilk yarı 3-4 tane %100 pozisyonu var. Maçı tutmasa fark ilk yarı 4-5 olurdu. İkinci yarı yine 3-4 tane Hayrullah'ın pozisyonu var. Karşı kalede bizim pozisyonlarımız mı var derse Semih'in girdikten sonra Semih Erdoğan'ın zaten benim 1925'ten öğrencim atletik bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, topla ilişkileri iyi bir oyuncu. Hocanın bugüne kadar neden düşünmediğini ben de soru işareti içerisindeyim. Bence düşünülmesi gereken bir oyuncu. 2002 doğumlu. O girdikten sonra, İsa girdikten sonra oyunda biraz hareketlenmeler olmuş. Yani bir rolda mesela hoca ön libero diye bizim orta saha 6 numara dediğimiz pozisyonundan faydalanmış. Çok etkili olamamış. Zaten kendisi santrafor devşirmeli, orta saha oyuncu özelliği olan bir adam değil. Fethiye'de stoper oynadı. Oradan milli takıma kadar gitti. Bir sakatlıklar yaşadığı bir rol. Ama bence kullanılması gereken yer orası değil. Onun için doğru pozisyon olduğunu düşünmüyorum orası için. Hocam şimdi fikstüre baktım da bundan sonraki 9 maç 6'sı içeride. Yani hangi maçlar içeride? Şimdi Karacabey içeride. Evet. Giresunspor içeride ki Giresunspor bizim hemen altımızda. Evet. Karaman Futbol Kulübü içeride. Nazilli Belediye içeride. Elazığ Menemen içeride. Sıradaki 9 maçta 6'sı Menemen'le biz birinci maç oynadık. Menemen değildir o bir yanlışlık. Özür diliyorum. Menemen'e kadar olan. Evet. Elazığ maçıyla 8 maçın 5'i içeride. Evet. Özür diliyorum. Şimdi Karaman takımına bakacak olursak deplasmanda çok etkili olan galip gelen bir takımlardan bir tanesi. Çok tehlikeli bir takım deplasmanda aldığı puanların çoğu deplasmanda. Karacabey takımı da öyle. Bizim ayarımızda olan bir takım varsa Nazilli'nin transfer yasağı var. Onlar da bizim ayarımızda bir takım. Derince bizim ayarımızda bir takım. Ama bunların hepsi bir de genç, yetenekli, atletik oyunculardan kuruluyor. Fizik güçleri iyi oyuncu, ne olacağı belli olmayan bir ekip. Bir gel gelelim bize ne dersen, biz öyle ümit verici bir oyun oynuyor muyuz? Baskılı bir oyun oynayabiliyor muyuz? Topu tutabiliyor muyuz? Ne oynadığımız belli mi? Orası muamma. Bizim çok çalışmaya, çok oyuncu grubuna da devre arasında ihtiyacımız var. Bizim bu puanları 15 puan hedefi koymuşlar. Bu şekilde çok zorlanırız. Tabii şimdi gerçekçi olmak gerekiyor hocam. Şimdi Mersin İdman Yurdu'nun geride bıraktığımız 9 haftalık periyodunda bir galibiyetin olması her şeyden önce üzücü. O da nasıl galibiyet? O da işte dediğin 90 Soma takımının %75 top kullanma yani oranı kalecisini oldu. Evet. Bir şut 35-40 metreden neredeyse tabiri caizse çok pozisyon. Bizim bir kere bizim şunu düzeltmemiz lazım takım olarak. İlk önce gol yemememiz gerekiyor. Biz gol yediğimiz takdirde çok zor çıkartıyoruz. Yani topu tutamıyoruz. Oyuncu grubunda lider oyuncu grubu yok. Topu kullanma özelliği kullanma oyuncu grubu yok. Yani santraforsuz, pivot santraforsuz ya da hareketli santraforsuz biriyle oynuyoruz. Topun bizde kalan duvara döner gibi top sürekli gelip gidiyor. Yani bu defansa da orta sahada çok büyük anlamına geliyor. Yani bizim iç açıcı oyun planımız, programımız yok. Üzücü olan bir şey. Daha bir sistemimiz yok. Ne oynadığımız belli değil daha. O üzücü. Yani bizi zor günler bekliyor bence. Yani şöyle bir baktığımızda 6. sıradaki Ankara Demir'in playoff potasından bahsediyorum. Yani hala bir acaba var benim kafamda ama 14 puanı var. Bizim 5 puanımız var. Şu 3 puanlık sistemde çok fazla bir puan farkı değil aslında. 3 maça bakar bu işler ama senin o umudu veriyor mu vermiyor mu? Şimdi senin aldığın izlenimle sen de araştırmacısın, gazetecisin, araştırıyorsun. Sence sana gelen oyun şeklinde ümit verici bir oyun var mı? Hocam ben bir kere izleme şansım oldu. Ve hadi diyelim ki ben futboldan anlamıyorum. Ama ne zaman içerideki maçları izleyen taraftarlar dinlesem
Hepsi isyan edin. İçerideki maçlardan bahsediyorum. Hani deplasmanı kötü oynayabilirsiniz, anlarım. Ama içerideki maçları düşündüğümüzde hani süper amatörden bir takım çıkarsak bundan daha iyi oynar cümlesini çok fazla duyuyor. Yani süper amatörden şöyle bir şey diyeyim, hiçbir şekilde topu kullanmasın, oyun bir şey yok ama iyi mücadele edersin, çok koşarsın bunu kapatırsın. O var mı bizde? O da yok. Ergün Pembe imza töreninde de yaptı, biz canlı yayınlamıştık o basın açıklaması, basın toplantısını daha doğrusu imza törenini. Şöyle bir cümle kullanmıştık, kaybetsek dahi en azından izleyenler için ya oynadılar ama kaybettiler, delirtmek için mücadele edeceğiz demişti. Anladığım kadarıyla şu ana kadar onu da çok da göremedik. Mi? Yani ben işte benim anlatmak istediğim kaç haftadır, daha birinci haftadan beri söylüyorum, 2-3 haftaya pas geçtik diyelim. Kaybettik, geç hazırlandık dedik. Yani bir aylık süreyi onlara feda ettik anlamına getirdik. Ama şu gelen hafta, şu kaçıncı hafta tam olarak? 10. haftaya giriyor. 9. hafta bitti. 10. hafta. 10. hafta. 10. hafta. 10. hafta 2,5 ay, 4 aya yakın bir süre geçti. Hafta içi hazırlanma 2-3 günde yükleme yapsa daha şu anda fizik gücü olarak çok iyi seviyelere gelirdi. Ben o şu fiziksel açıdan da çok iyi durumda değiliz. Görüntümüz çok böyle ruhsuz, koşan bir takım değil. Yani sezon bitse de gidek havasında olan bir takım. Kafada soru işaretleri var. Yani mental olarak güçsüz durumdalar. Her an bir bomba patlayacakmış gibi bir takım havası var bizde. O üzücü. Bunun sonucunda da zaten top almaya kolay, topu kullanan da bir takım değiliz. Hani önde atarsın uzun santrafonu, dönen toplara baskı uygularsın, öyle de bir takım değiliz. Yani plansız, programsız şekilde gidiyoruz. Bakalım hayırlısı. Şimdi tabii kulüp başkanı Metin Saltık da maçtan sonra bir paylaşım gerçekleştirdi. Şimdi şöyle bir baktığımda ne demiş? Sahipsiz şehrin sahipsiz takım diye bir giriş yapmış. İdman yurdum 3 milyon nüfusa sahip, kentin markası olan İdman yurdunu bu kadar da görmezden gelmek, duyarsız kalmak şahsım adına vicdan azabı çekmekteyim demiş. Kentin sadece basket takımlarına sahip çıkan mülki amirlerimize ve dinamiklerine yüksek seslerle dile getirmek istiyorum. Bu şehrin bir tane futbol takımı olduğunu buradan hatırlatmak zorunda kaldığımı dile getiriyorum. Üvey evlat statüsüne konulan şehrin altın markası olan Mersin İdman Yurdu'nun etrafında toplanarak Mersin futbolunun olmazsız yere getirmek için tüm Mersin halkının bu çağrıya kayıtsız kalmayacağına ve gerekeni yapacağına inanıyorum. Saygılarımı sunuyorum demiş. Biraz İsyankar bir açıklamada bulunmuş. Hafta sonu dün Mersin Spor Kulübü, MSK Erkek Basketbol Takımı Süper Lig'de Manisa takımını mağlup ederken orada bir fotoğraf karesi sosyal medyada yansıdı. İşte Başkan Vahap Seçer'den tutun da milletvekilleri vesaire gibi birçok mülki amiri orada gösteren bir fotoğraf paylaşılmıştı. Bu fotoğraf sonrasında yani bu kentin, bunu başkanın söylediği için demiyorum, sosyal medyada şöyle bir tepki oluştu. Tepki demeyelim aslında da. Hani bu takımın bir Mersin İdman Yurdu olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Futbolun, basketbolun da önünde olduğunu biz burada zaten her zaman konuşuyoruz. Ama evet. Sahiplenme konusunda sanırım bazı şeyleri ya biz doğru anlatamıyoruz ya da yanlış bir bakış açısında bulunuyoruz. Başkan da böyle bir serzeniş olmuş. Şimdi o yöneticilerin bileceği iş, benim çok yorum yapacağım şey değil. Seninle Muharrem'in daha çok ilgilendiği bir şey. Çok bilgim de yok o konuda. Yani başkanın kendine göre haklı olduğu yerler vardır. Yani şehirde Mersin İdman Yurdu'nu, Hatay Spor'a gittim. O gün Hatay Spor da aynı durumda bence. Kayseri maçındaydım. Yazık yani, ben 3,5 milyonluk bir nüfusuz Mersin İdman Yurdu takımı o gün Kayseri Hatay maçını izlerken bizim oynadığımız dönem geldi aklıma. 30 bin seyircinin bütün herkesin maça geldiği, belediye başkanlarının hepsinin maçta olduğu, valilerin olduğu, vali yardımcılarının olduğu, STK'ların olduğu bir dönemdi. Ben maçlara bakıyorum, bizim Mersin Mayıs maçından kimseyi göremiyorum. Bunda eksiklik kim, kimler, ne, ne için onu sorgulamak gerekiyor. Acaba hata Metin Başkan'da mı, buradaki STK'larda mı, bir araya gelmeleri lazım. Ya yani şu şekilde bir araya, ben hep sezon başından beri söylerken bir takımın başına hoca değil, tek başına bir şey yapamaz. Bütün STK'ların, belediyenin, valinin, bütün ilçe belediye başkanlarının, STK'ların da destek vermesi gerekiyor demiştim üstüne basa basa. Ama görüyorum ki izlediğim maçta da üzücü protokolde benle beraber 3-4 kişi görüyorum. Çok üzücü bir şey bence. Mersin İdman Yurdu'nun bu hallerde olması, şu seviyelerde şu konuşmalar yapılması benim açımdan eski kaptan olarak üzücü bir şey. Şimdi şöyle bir örnek vereyim hocam. Şimdi MSK takımı bugün günlerden pazartesi, yaklaşık 3-4 gündür, hatta 1 haftadır neredeyse Mersin'de gezmedik kapı bırakmadılar. Geçtiğimiz günlerde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin bir basın açıklaması yapıldı. Biz de oradaydık. Hatta yayınladık da. Baktığınızda orada basınla yöneticilerin nasıl maçlarda
ya da sonrasında antrenmanlarda nasıl bir araya gelebileceklerini konuştular. Bakıyoruz işte birçok belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini görüyoruz. MSK takımından bahsediyoruz. Evet. Ama Mersin İdman Yurdu, yani daha önce evet Betis Artık ve yönetimi birçok kez belediye başkanlarının STK'lar vesaire ziyaret etmişlikleri oldu. Valiliğe kadar ziyaret etmişlikleri oldu, evet. Ama şimdi basketboldaki o bütünlüğü bir türlü İdman Yurdu tribünleri sizin deyiminizde göremiyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum? ÇBK Mersin, Çukurova basketbol, kadın basketbol takımı hem Avrupa'da hem Süper Lig'de mücadele ediyor. 3 yıl önce yapılan basın toplantısında basınla bir araya geldiklerinde şu cümleyi kurmuşlardı. Ya bizim de bir Mersin takımı olduğumuz bilinsin. Bu şehrin sadece bir Mersin İdman Yurdu'su yok. Bizim de varlığımız bilinsin diye onlar isyan ediyordu. Şimdi geldiğimiz noktada 3 yıl sonrasında basketbola inanılmaz bir bakış açısı var kentin. Hem erkekte hem kadında. Bu kez de Mersin İdman Yurdu aynı sorunlardan müzdarip. Bence, oldu da birden her şey tersine döndü. Şimdi bir eksikliklerden bir tanesi Murat Tanış yok. Mesela Mustafa Albay'ı ben göremiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla Tuncay mesela geçen hafta ben Silifke'deyim sana söyledim. Mersin Malibu maçı varken şu görüldüğünden 4-1 dedim, evet. Hiçbir zaman Mersin Malibu maçını bırakmaz Silifke'ye gelmez demiştim Tarsus'ta. Yani bir arada bir problem de var bence. Yani bir bağlantı eksikliği var. Şimdi taraftarın yıllarca tribün liderliği yapmış Tuncay Temiz'in biz elinde büyüdük. Bizim bu tribünün içindeyim. Ben de Demirtaş'tan yetişmeyim. Ben aynı zamanda Mersin Manyolu taraftarıyım. Şeytanların içinde büyümüşüm. Ya yani bir eksiklik var. Serdar'ıdır, öbürüdür, Mustafa Albay'ıdır, Murat Tanışı'dır, Osman'ıdır, Kemal'idir. Ben hiç göremiyorum mesela. Ben İçer İdman Yurdu zamanı, ben Mersin İdman Yurdu 1925'in hocasıyken orada bana bile laf söylüyorlardı yani İçer İdman Yurdu'na bir bir kaldığımız maçı hatırla. Bütün Mersin böyle kaptan olur mu diye bir sürü laf söylüyor. Şu anda Mersin İdman Yurdu alınan skorlara bak, alınan neticelere bak, oynanan oyuna bak. Yani ben kendi açımdan bir Mersin İdman Yurdu tarafa hoca olarak atıyorum. Ben bile sinirleniyorum yukarıdan yani. Damarım tutuyor yani. Demirtaş damarım tutuyor. Yani o taraftar olarak ben Trabzon maçından çıktım. Süper Lig oyuncusuna. Kepez maçına, Antalya'ya maça gittim. Cumartesi bizim maçımız bitti. Normalde dinlenmem lazım. Geldim buradaki içeride Darıca final maçına. Maç bitti. Sezon maçı. Rahmetli Göksel'in maçı çıktı. Beraber geldik. Tevfik Sıra'ya gittik. Şeytanların arasında gittim. Maç izledim. Mersin İdman Yurdu taraftarı olarak. Yani bu takımın bu halde görmesi beni üzüyor. Ben Kayseri'yi burada gördüm. Şimdi takım arkadaşlarım Engin abi, Engin Özdemir'le, Sinan Kalol'la beraberdim. Ya şu koskoca Mersin 3,5 milyon sahası, şu şehir Miami gibi şehir, abartmıyorum. Kıymetini bilmiyoruz ya. Şu hali Kayseri'yle Hatay'ın olduğu da bizim şampiyonluğu oynamamız gerekiyor şu an şu şehirle. Ama bakıyorum. Kesinlikle. Öyle bir dağınıklık, öyle bir kopukluk var ki şehirle takım arasında. Yani bu Metin Başkan'dan mı, Ümit Başkan'dan mı, belediyelerden mi? Bir sıkıntı var. Arada bir sıkıntı. Taraftarlardan mı? Yani bunların birlik beraberlik olması lazım. Hep üstüne basarak söylemiştim. Eğer birlik beraberlik olmasa dost acı söyler. Kaptan olarak, eski oyuncusu olarak değil mi? Ben taraftar olarak değil mi? Bizi kötü günler bekler böyle. Gün geçtikçe sona doğru insanlar takviye yapacak. O kötü dediğin takımda takviye yapar. Yine biz aynı şekilde bu sezon başı gibi geç hazırlanırsak, oyuncu gruplarını bırakırsak, kim yaptı, kimler yaptı da bu transferleri ben bilmiyorum. Böyle oyuncu gruplarını getirirsek, oynamamış oyuncu, bizi ikinci yarı çok kötü günler bekler. Yani bu, ben gerçekçi bir adamım. Bunları da söylemek zorundayım bu memleketin çocuğu olarak. Bir hoca olarak kendimi kenara atıyorum. Bir takım taraftar olarak söylüyorum. Yani bu şekilde devam edilirse, birlik beraberlik olmazsa, Murat Tanış'tır, Kemal'dir, Osman'dır, Serdar'dır, Mustafa Albay'dır. Bunların bir araya gelmesi lazım. Bu takımı toparlamak lazım. Gün geçtikçe herkes... Peki neden uzak duruyorlar hocam? Ben işte bilmiyorum, işlerini yani bilmiyorum. Aşkımız, sevdamız, en büyük sevdamız denilen İdman Yurdu için. Ki bazen sosyal medyada görüyoruz. Hala bir çırpınışların olduğunu görüyoruz taraftarın. Saydığımız isimler. Ama tribünde göremiyoruz. Yani kulübe mi, yönetime mi şey var? Ben için içinde olmadığım için yani yorum yapmam çok doğru olmaz. Mesela şimdi şehrin havasına bakıyorum takımın. Ben basket maçlarına bakıyorum, dediğin gibi dün tıklım tıklım dolu. Yani dün Kayseri maçına gidiyorum. Bizim taraftarımız İdman Yurdu maçına gelenden fazla taraftar var. Ama şöyle bir şey var hocam. Şimdi MSK için hem şu söylendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin takımı olarak lanse edilmişti ama MSK'da ısrarla o günkü basın toplantısında biz Büyükşehir'in takımı değiliz. Biz sponsorluklarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Mersin onun kapısını yaptı. Çalıyor, bunun kapısını çalıyor, şunun kapısını çalıyor. Ve bakıyoruz yapılan tanıtımlarda maçınız var. Her yerde neredeyse Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin
afişleri var ya da söylemleri var maçla alakalı. Ama idman yurdunu mesela şimdi kimle oynuyoruz hocam bu hafta? Tekrar bakalım. Karacabey'le oynayacağız pazar günü. Bugün pazartesi. Şimdi hafta içi bakalım. Kaç kişinin bu maçtan haberi olacak? Yani ben maçın tarihini şeyini bile bilmiyoruz. Onu bunu bırak. Ya yani bu bize de bize mesela ben buradan kalktım ben sen ondan sonra Muharrem bizi bir kere davet ettiklerini görmedim ben. Bu takımın menajeri kim? Kimle ulaşıyor? Bir hocalarla bir alın piyasadaki eski oynamış oyuncuların bir beyin fırtınası yapın. Bir iletişime geçin. Kim var kim yok bu memleketin? Tarkan Özyılmaz var, Cemal Koç var, Serkan Damla var. Fikir alışverişini bulun. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Yöneticilik yapmış insanların hepsi buralarda yöneticilik yapmış tecrübesi olmayan insanlar transfer yapıyor. Ya bu işin içerisinde burayı düzeltmemiz lazım. Yazık Mersman yurdu burası kapanırsa çok kişinin ekmeğe gider. Yani şimdi Metin Saltın isyanında bir noktada hak verebiliriz. Tabii ama haklı. Hep isyan ederek de olmuyor. İşte 2 senedir buna doğru bakmamız gerekiyor. 2 senedir Metin Başkan'ın Metin Başkan'ın 2 senedir yaptığı bıraktım, dönüyorum. Bu insanlar arasında kopukluk yaratır. Ters tepkiye neden oluyor? Sen ne kadar güçsüz rolü verirsen o kadar insanlar senden uzaklaşır. Halbuki Metin Saltık denildiğinde İçerisi Spor'dan geldiğimiz bugün Metin Saltık şu başkanların içerisinde hepsinden kadar ben kafa kafayadır yani en kötüsü bile değildir. Metin Saltık hepsinden güçlüdür. Metin Saltık'ı mental olarak bu işe çekmemiz yanlış gerekiyor. Yanlış mı yönlendiriyor? Bence etrafında kimler varsa, kim akıl veriyorsa onu yoruyor, beyin olarak soğutuyor. Metin Saltık'ın kendi evladı, Ümit Saltık'ın kendi evladı, Özmen'in kendi evladı yöneticilerin bura. Yıllarca peşinden koştular buranın. Ta ikinci amatörden aldılar, buraya kadar getirdiler. Ben telefonda 6 Ağustos'ta görüştüğümüzde de söyledim. Burası senin kendi kulübün, kendi şirketin, kendi çocuğun. Bu takımı düşürme. Senin her zaman hedefleri olan bir insansın dedim yani. Şimdi kurduğunuz cümle hocam. Ben altının çocuğum. Burası sizin takımınız. Evet. Kendi şirketiniz. Şimdi Metin Saltık da diyor ki bu benim takımım diyor. Bu kentin takımı diyor. Ama taraftar da diyor ki bu Metin Saltık'ın takımı. Ve hala aynı o kör döngü içerisinde. Yani sahiplenilmemesinin sebebi hala bu takımın Metin Saltık'ın takımı olduğunun mu düşünülmesi? Ya bence büyük ihtimalle öyle görünür. Ya memlekete diyorum ya işte bu takım hocalar içerisinde bu Mersin'de Burhan Baygın'ı var, çalışıyor. Mehmet Naciri var, Tarkan'ı var. Var onu var, Muzaffer Tuzlu'su var. Ya bir gün daha bizim bir maçtan haberimiz yok. Git sor bizi kimsenin daha benim bir gün maça davet ettiklerini görmedim. Ne yapılması gerekiyor hocam? Bence halka açılması gerekiyor. Yani halkın içerisine girmesine, insanlardan uzak durmaması gerekiyor. Taraftarları işin içine çıkmasın. Mersin maçını ben söylüyorum. Benim oynadığım dönemde de, sonraki dönemlerde de 12. güç taraftar, Mersin taraftarı, şeytanlar grubu, Mersin halkı birazcık kıpırdansın o takım. O karşı takımı soyunma odasına göndertirmez. Ayağında top tutturmaz. Çok etkili olur. Yani bu memlekette taraftar etkisini kazandı. Şimdi sen taraftar olarak futbolcuya haberi laf söylüyorsun. Ben ne diyordum? Ters tepecek. Okan Hoca'ya laf söylüyordu. Ne diyordum? Ters teper. Futbolcu saklanır, top almaz diye söylüyordum. Şimdi aynı şey olacak. Daha kötü olacak. Bu seviye bir hafta, bir iki hafta daha gitsin böyle kötü gitsin. Oyuncu tam saklanır. Özellikle içeride yine dışarıda oyuncu top alır ama içeride ufak bir mırıldanmada saklanır, yürümez. Bütün yük defansa, kaleciye kalır, orta sahaya kalır. Adam sorumluluk almadığı zaman başarılı olma şansı yok. Risk almasan nasıl yürüyeceksin? Doğru. Yani doğruları konuşmamız, bizim doğruları masaya yatırmamız gerekiyor. Oynadığımız oyuna bakıyorum. Yani bir şey olarak ben teknik olarak adam olarak konuşmak istemiyorum artık. Çünkü ağır konuşuyorum. Çok eksiklik görüyorum. Senin gördüğünün 1000 tane eksikliğini ben buraya hafif şeylerle geliyorum. Ben bu taraftarın, bu takımın taraftarıyla konuşmak gerekiyor artık hocam. Çünkü ben konuşuyorum. Hep 2 senedir, 3 senedir Tarkan Özyılmaz'ın programına, Muhsin Hoca'nın programına, Sim programına hep söylüyorum. Bak 3-4 yıldır söylüyorum. Altyapınızı kurun. Tesislerinizi yapın. Doğru yoldan gidin. Şu anda yanlış yoldan gidiyorsunuz. İlk önce tesisleşin. Altyapılarını kurun. Taşıma suyla değilmen dönmez diye diye basa basa üstüne söylüyorum. Her hafta söylüyorum. Bak bu takım iyi top oynamıyor. Bu takımın sistemi yok. Bu takımın ne oynadığı belli değil. Bu takımın fiziksel anlamda gücü yok. Bu takımın oyuncuya ihtiyacı var diyorum. Bu ben olsam da sen olsan da hoca olarak geldin elindeki malzeme sıkıntılı diyorum. Ben üstüne basa basa daha bir tanesi sen o kadar maç izliyorsun hocam. Senin gördüğün bir şey var mı diyen bir şey yok. Tufan beni Silifke'den arıyor maçtan sonra hocam. İlker Hoca arıyor diyor ki hocam sen maça geldin ne gördün?
Ben şimdi oraya gittim. Beni 1000 tane Murat Şengi, Daimunoğlu, Oktay Topçu, oradaki yöneticiler gelip hepsinin sorduğu Murat Kiliç'i takımı nasıl gördün? Hocam sen eski Süper Lig oyuncusun, Petr Bilgin'in yıllarca kaptanlık yaptın, şampiyonluk yaşadın. Bu memleketin çocuğusun. Bize ne önerin var? Adamlar bas bas buradan altyapıdan oyuncuları aldı şimdi. Altyapı tesisleri yapıyor. Metcem takıma tesis yaptı. Yıllar geçsin bak göreceksin. Silike takımı çok iyi yerlere gelecek. Bu gidişte burası kapanır. Metin Saltık soğuduğu zaman para harcamaz. Bu da takıma kilit vurması demek. Mersin'e yazık olması demek. Bir daha bu seviyeye gelmek için çok zamanlar alır. Çok uğraşırsın. Çünkü ortalık kaynıyor. Ki kolay da gelinmedi zaten. Gelinmiyor yani bu pandemiden dolayı Mithat Başkan'ın, Metin Saltık'ın bildiği şeyler. O zaman ben Ceyhan takımına bize geliyordu. Ceyhan takımına bizim Mersin Manyurdu gidiyordu, İçeri Manyurdu. O zaman zor bir fikstür bekliyordu. Şimdi çıktın ikinciliktesin. Geçen sene şampiyonluğu kaçırdın. Neden bu senede oynamıyorsun? Kendi şeyin, kendi şirketin. Elinden geleni yap. Yine takımı devretmek istediğinde bu sefer güçlü verirsin. Yandaki akıl veren abilerim kimse. Ben şüpheleniyorum. Metin Saltık'a kötülük yapıyorlar. Sen yine takımı vermek istersen playoff'a çıkan takımı mı almak isteyen insanlar yoksa küme düşmüş üçüncülükteki takımı mı almak ister? Şimdi Drogba geliyor, geliyor Bursa takımıyla ilgileniyor. Drogba geliyor Bursa takımını satın almak istiyor Araplarla beraber. Neden Mersin Manyurdu'nu gelip almazsın bunlar? Doğru. Neden aynı Göztepe'nin yaptığı gibi adam Southampton'ın takımı, Hollanda Belçika Ligi'nde takımları var. Geldiler Göztepe takımını pilot bölgesi yaptılar. Çatır çatır da top oynuyorlar. Çatır çatır 10 kişiye Trabzon'u yendiler. Yani tesislerini gördüm. Burada da yeni tesisler yaptılar. Ben Hüseyin Kalpar'la beraber orada onun yardımcısıyken gittim Gürsel Arsiz Stadı tesisleriydi. Git bir stat yapmışlar. Şehrin gibi bizim gibi millet bahçesi yaptılar. Adamlara bir stat yaptılar. Altı alışverişe gelir var. Büfeler var. Oralar var. Sahalar var. Altyapılardan bir sürü sahalardan, tesislerden para geliyor şu anda. Altındaki sadece alışveriş merkezi ona yeter. Şu anda herkes sponsor olmak istiyor Göztepe'ye. Neden? Süper Lig'de başarılı diye. Şimdi bize kaç tane takım sponsor olmak istiyor? Hep başkan yalnızlar önü. Çünkü yanındaki insanlar onu doğru yönetmiyor. Doğru yönetmediği için de bu skorlar, bu yöneticilerin kaç tanesinin vasfı futbolun içerisinden gelmiş? Vallahi hocam şimdi Hatay Spor da burada oynuyor işte maçlarını. Zaman zaman kendi sahası yani kendi oynadığı sahasına bile zor gidiyor İlban. Saha verilmiyor. Verilmez. Yani. Güç bozar. Güç, güç dengeleri. Süper Lig için ben sana onu anlatıyorum. Şimdi bizim takım Süper Lig'de olsaydı Hatay'ın stadı şu anda isterse bizi almaz ki oraya. Hatay'la sözleşmesi var. Evet. Şimdi Hatay'ın seyircisi bizden daha çok. Nasıl oluyor ya burada? Ya bir Mersin Manyurdu olarak ben bir taraftar olarak üzülüyorum. Ya ben oyunun oyun bağlamında artık konuşmak istiyorum. Gerçekten rezil bir oyun var. Hedefsiz bir oyun var. Bir sistemsizlik var, bir belirsizlik var. Ama yani bu devre arasına böyle kadar giderse çok zorlanır. Sezon başında kurulurken ki zaten amacı belliydi hocam. Sadece sahaya çıkabilmek. Bir hedef için çıkılmamıştı yani. Bak ben de, Metin Başkan'ın benimle konuştuğunda öyle bir şey demedi. Hocam dedi ben dedi sen nasıl dedi hırsız şeysin ben de hedefi olan bir insan dedi. Sanma ki ben buraya geleceğim kötü oyuncu grubu alacağım getireceğim dedi. Yani herkes bu futbolu şey zannediyor. Amatördeki oyuncu geldi bir hafta kala hazırlandı geldi gitti bu takım başarılı. Ya öyle hocam, bir dünya yok. Bak Silike takımı niye iyi sence şu anda? Ama planlı programlı oldu. Yani. Planlı. İki tane kamp geçirdi. Futbol güç oynuyor. Yani. Transferler bile lig başladıktan sonra alelacele öylesine yapılan transferler. Yani şimdi tamam Metin Saltık şahsı olarak... Kim yaptı onu soracaksın işte. Onu diyorum yani hedefi olan bir takım böyle transferler yapar mı sizce? Hedefi olan bir takım değil. İyi antre olan bir şey hedefin içine gençlerden de çıkartırsın. Mersin içinde ben sana iddia ediyorum. Mersin içinde benim izlediğim Bal Ligi'ndeki oyuncuları ben buraya gönderseydim bu takım hedefi oynardı. Ben bu Nazilli takımını izlettirdim, Soma takımını izledim hepsi... Menemen'in oyuncularının hepsi Silivke'deki mesela 7 numara var ya hepsi Bal Ligi'nden gelme. Bir sürü oyuncu grubu var. 2005'te şu anda Homurlu'da oyuncu var oynuyor. Sergen Hoca oynatıyor. Yanlış oynuyor. Politikası. Ozan Lemezitli 33'te bir oyuncu var. Adam çatır çatır oyuncu oyunu iki oyuncu basıyor. Al Mersin'de de bir sürü oyuncu grubu var. Var. Yani niye uzağa gidiyorsun ki Silivke'deki oyuncu gruplarının 80 numara çok 2004 doğumlu. 7 numara 2005 doğumlu, o kaleci sağdaki oyuncu 4 numara dediğim çocuk 2004 doğumlu. Hepsini Bal Ligi'nden almış hoca. Ama ne yapmış? İki kamp geçirmiş, çalışmış. Etkili bir çalışma şekli. Doğru ama yani çalışma işi. Çalışarak çok şey değiştirebilirsin. Kötü oynayabilir sistem ama kötü koşamazsın. Bozarsın oyunu. Ama hocam şöyle bir şey var ya. Şimdi
kötü oynuyor diyoruz, işte konuşuyoruz, eleştiriyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz da. Ya futbolcular da hiç mi düşünmüyor hocam? İkinci ligde top oynuyoruz. Ya, ama onun kafasına mı? Mesela bak, mesela Bolu'da yani bir stoper var. Kadir Deniz stoperi izledim. Çalıştır, fiziksel olarak çalıştır. Yanında bizim öbür stoperin atı var. Batuhan mıydı? Bizim Kanat abinin oğlu mesela. Topu kullandır, ayağı mükemmel, çabuk, havadan iyi. Bu hafta da gol attı, geçen hafta da penaltı yaptırdı. Bu adamlar 99-2000 doğumlu. Çalıştır, oynat abi. Son diyorum hocam, yani futbolcu da kendine inanacak, kendine güvenecek. Bir şey düşündüğü zaman, ya kapasitelerin bu kadar? Ya kapasitesinin, gerçek kapasitesinin ne olduğunu bilemezsin insanların. Muharrem abi geldi. İnsanların ne olduğunu bilemezsin. Çalışarak çok şey değişebilir yani. Aramıza geldi. Esat, mikrofon geliyor. Hemen mikrofonu ayarlayalım. Yani şimdi ben sana bir şey diyeyim. Şu kampı geçirdiğini düşün. Şuradaki 1.92 boyu var. 1.92 boyu var. Şu şekilde alırız. Şuradan şöyle ocağımızı geçeriz. Yani şimdi iki tane stoperini çıkar. Şuradaki iki stoperden daha iyi oyuncu bence. Yani ben Mert Arabacı şeydeki bizim Mezit'teki Mert Arabacı bunlardan yani iki kat daha çabuk. Şu önemli, en azından yürekten oynarlar hocam. Yürekten oynar, çabuk oyuncu. Bak bu artık dünya Arsenal Liverpool maçını izledim dün bilmiyorum. İki tane stoperi 100 metre 11 saniyenin altında koşuyor. Artık güç oyunu bozar. Şöyle alalım hocam. Yani sen bu çalışarak da çok şeyi değiştirebilirsin. Mikrofonu şey yapalım. Günlüğünün içinden alırsın. Sarı giymişsin ya, o yüzden. İş yapalım. Günlük böyle. Şey yapalım abi. Kamerada. Olsun sıkıntı yok. İyi sıkıntı yok abi. Sen normal. Yani şimdi bu işlerin hepsi plan program işi. Ekranı Cem Hoca. Sizin yaptığınız şeyi analiz işi, scout işi. Ben demin geçen senede, iki senedir söylüyorum. Kaç tane scout var Mersin oyunu? Kim izliyor bana maçı? Vedat biliyordu. Vedat Çoban biliyordu şeyi mesela, biraz futboldan anlayan. Zaten Ümit Saltın biliyor. Onu var, bana. O varken zaten iyi güzel şeyler oldu. Ondan sonra olmadı. Zaten futbolu biliyor. Futbolun içerisinden gelmiş bir arkadaşımız yani. O görmüş, geçirmiş. Evet. Üçüncü, ikincilik oynamış. Anladınız mı? Yani sizin yaptığınız şeyin içerisinde planınız, programınız yoksa o şey düzgün gitmez. Disiplin yoksa. İşte planlı, programlı olanlar da birazdan konuşacağız. Üçüncü ligde harikalar estiriyor. Yani birazdan onu da konuşacağız. Yani yaptığı şeyleri biz kendi gözümüzle gittik. Tesisini gördük, yemeklerini gördük, fitnessını gördük, sahasını gördük, altyapı için yapılan yerleri gördük. Bizim Mersin Oyunu için bir şey var mı? Yarın Toroslar Belediyesi'ne çık kardeşim ben seni burada istemiyorum dese. Kiralık zaten orası da. Onu diyorum. Şimdi sen yarın öbür gün sana dese ki çık, nasıl ASKP'ye 2000 liradan 200 bin çıktı. Yarın dese ki 10 bin liradan 1 milyona çıkarttım. Hadi çık, veriyorsan ver. Der mi hocam? Diyebilir. Diyebilir. Yani abi, bu iş siyaset yani. Ben şöyle Cumhuriyet biliyorum korteji vardı. Ona katıldım. Onun için de trafiğe kapalı olduğu için sahil yoluna mecburen belirli bir kısmında yürüyerek geldim. Sabah zaten sahil yolu birinci çevre. Sabah Cemal Hoca 10 kilometre yürüyüş yaptırdı bize. Şimdi bir 10 kilometre daha yaptım. Bugün rekorlarla 20 kilometre. Ama bu arada bizim patronumuz Mesut Sezer yok. Yani çok mu yorgun? Sabah abi, biraz yorgun mu? Adamı bitirdi. Yo bitirdi adamı. Bitirdi adam pert gidiyor buradan. 2 set yaptı zaten bitti. Zaten kaç gündür kanala da geldi. Benim sayemde rahat ediyorsunuz. Neye? Sıkıntı yok. Sabahki KC'ye gir o zaman. Şimdi hazır Muharrem abi de gelmiş ya, ben şöyle küçük bir yorumlara bakayım hocam. İyi yayınlar dilerim demiş Mehmet Özdemir. Çetin Karakütük yine iyi yayınlar demiş. Tarkan hocam mesaj atmış. Ya, aynı anda yayındayız. Aynı anda yayındayız demiş. Selamlarını iletmiş. Ahmet Yıldız Muharrem abi niye yok demiş. Geldi Muharrem abi. Tugay Buğdaycı Mutlan selamlar demiş. Burhan Baygın selamlar iyi yayınlar demiş. Cemil Çobanoğlu Homurlu'dan Cemal Hocam'a selamlar, iyi yayınlar Mehmet kardeşim demiş. İbrahim Şahin, Silifke'li iyi yayınlar Cemal Hocam demiş. Birazdan Silifke'de konuşacağız. Muharrem'e boş geldin. İbrahim Şahin mi? Hoş bulduk. İbrahim Şahin. Kurtuluş Delta Spor şampiyonunu oynuyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Bizi orada ağırlayan abimiz, bizim Murat Şengi, Oktay Topçu ile beraber hedefleri olan şampiyonunu oynayan. Bu hafta da iki tanesinde şiralı kaptan attı. Evet, tam o anda Murat Şengi yazdı. İbrahim Şahin Başkan'ın hedefleri olan... Murat Şengi'yi de oku, öyle girelim. Biz programı ben öyle başlayayım. İbrahim Şahin hedefleri var. Şampiyonluğu oynuyor. Diyor ki ikinci Silifke'yi yaratacağım diyor. Şampiyonluğu oynuyorum diyor. Yani B takımı. B takımı pilot yani. Takımı değil. Hedef o. Hedef takımı yapacağım diyor. Silifke Belediyespor'un... Öyle değil mi? Mersin'e bir takım kazandıracağım diyor İbrahim Şahin diyor. Hiç değerli kardeşlerim diyor Murat Şengi. İyi yayınlar diliyorum. Gününüz güzel geçsin. İyi akşamlar. Silifke Belediyespor, Bursaspor karşısında futbolu Kırşehir karşısında da sürdürdü. Karşıyaka maçına kadar da böyle gideceğimizi düşünüyorum. İkinci ve üçüncü bölgede daha iyi işler yaptık. Kurtuluş Delta Spor Kulübü'ne de
Artı bir parantez açalım. Belki tarihinde ilk defa birinci amatör kümede bir takım bir gün önceden amatör takım kamp yaptı. Şampiyonluk adına ilerleyen Kurtuluş takımı deplasmanda Anamur Spor'u 3-1 mağlup etti. Bu hafta Tömük Spor'u yendiği takdirde lider olacak. Başkan İbrahim Şahin ve golcü futbolcumuz Mehmet Şıralı gerekeni yapıyor. Diyor. Şıralı'ya da Mehmet Şey, Murat Şengi'ye de selamlarımızı yolluyoruz. Oktay Topçu'ya da yolla bu arada. Oktay, tamam lan. Niye lan diyorum madem, niye lan diyorum. Evet. Evet, Mersin İdman yolunu konuştuk madem abi. Senin şimdi, yokluğunda söyleyeceğin son birkaç cümle seni alalım, sonra Silivri'ye geçeceğiz. Bugün biraz Mersin İdman yolu bu kötü gidişinden nasıl kurtulabilir, neler yapması gerekir diyor Ali kardeşimiz. Mersin İdman yolunun geçen hafta biz Santra'yı kapatırken bir resim paylaştık. Evet. İki kulüp başkanı, benzer işler yapan iki adam. Ali Koç, Metin Saltık. Ben yaptım olduğuyla olmuyor. Bakın, dün Bodrum takımıyla Fenerbahçe'nin arasında ne kadar fark var, kalite, kadro farkı? Dünyalar. Zar zor yendi. 2-0. Zar zor. Şimdi, Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu az önce, hocam da ben tabii yoldayken yayınınızı da dinleyerek geliyordum. Mersin İdman Yurdu, sezon başından bu yana biz bu sinyalleri anlatıyoruz. Biz bunu anlatırken, Mersin İdman Yurdu'dan herhangi bir talebimiz yok, bir şeyimiz yok ama biz bu ligleri takip eden naçizane spor yazarıyım. Hoca, kendi çapında hoca. Şimdi bizim gibi Mersin'de spor programı yapan diğer arkadaşlarımızla da biz görüşüyoruz. Herkes aynı fikirde. Ne? Mersin İdman Yurdu biz dedik ki Okan Kopan'la anlaştı. Olmayacak. Niye? Bu liglerin hocası değil. Bir. İki. Sen toparlanmış bir kulüpsün kadro olarak. Geç toparlanmaya başladın. Kamp yapmadın. Sana 5-6 haftalık bir toleransı dedik ki özüne dön. Özünde bir hocayla çalış. Toleransın olsun. Kimse bir şey demesin. Ne oldu? İsrar ettin Okan Kopan'ı 4 hafta tutabildin. Tutamazsın. Ergün Pembe'yi getirdin. Tutmuyor. Olmuyor. Yani. Kadro kalitesi zaten. Abi sen düğmeni yanlış iliklemişsin. Şimdi senin de fikstürün de kötü. Tamam mı? Şimdi kamp yapmayan teknik analizin hoca yaptı. Kamp yapmayan bir kadroyla bir sezon başı 2 ay önceden hazırlanmış bir kulüp aynı mı? İşte olmadı ortada hocam. İşte yani. Onun için bakın şimdi dün sabah biz programda Abidin'le bir örnek verdik. Dedik ki kulüpler yükselişteyken, tamam mı? Yükselişteyken konuşacaksın. Dara düştüğünde konuşmayacaksın. Mersin, MSK örneğini verdik. Mersin Spor basketbol takımı. Ne yaptı geçen hafta yöneticileri? Kapı kapı dolaştılar. Ne yaptılar? Neredeyse her yere gidiyorlar. Niye? Bak şimdi. Onlar nereden başladı hamleye? Mersin Büyükşehir Belediyesi basketbol takımıydı. O söylemiyordu. Adını değiştirdiler. Mersin Spor basketbol, futbol, yani spor kulübü oldu. Şeylerde Mersin Spor diye geçiyor direkt. MSK zaten. Yani spor kulübü diye geçiyor. Şimdi burada bir sinyal veriyor sana. Diyor ki ben değişiyorum. Ben kentin takımı olmaya adayım. Kentin takımı olmaya adayken çıktı Süper Lig'de, ilk defa çıktı Süper Lig'de kapı kapı dolaşmaya başladılar. Kimseye para ver falan demiyorlar. Bize destek olun. Bu bilet alabilirsiniz ya da tribüne gelin diyor. Doğru. Tamam mı? Şimdi bizim Mersin İdman Yurdumuz yenildi. Son dakikada kendi kalemize bir şanssız gol attık kendimiz. Başkan her zamanki gibi maçtan sonra yine bir bildiri yayınladı. Evet, okuduk o bildiriyi. Yani yine bildiğiniz bildirilerden biriydi. Başkan, biz baştan beri söylüyoruz. Diyoruz ki sezon başı başlamadan yanına kadar gittik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak. Ne yaparsan yap yanındayız. Ya şu doğru mu? Şimdi Metin Saltık'ın her bir mağlubiyet sonrasında ya da iki bir mağlubiyet sonrasında bu tarz açıklamaları da yanlış. Ters tepki oğlum. Abi yanlış şimdi. Ters mi tepki? Şimdi bak. Metin. Çünkü Metin Saltık güçlü. Biz öyle biliyoruz. Herkes öyle biliyor. Metin Saltık güçlü yapar. Abi karakter olarak, kişilik olarak 10 numara bir adam. Kesinlikle. Tamam mı abi? Kimsenin sözü olamaz. Sıfırdan bu takım buraya geldi. Abi, ki bunu yaparken de yine tek başınaydı. Abi bir ağaç dikti. Ağacı bu büyüttü. Ondan sonra ağacı küstü. Küsemezsin dedik. Gittik yanına. Bu ağacı sen büyütmeye devam edeceksin. Peki Metin Saltık'ın bu destek çağrısı neden son 2 yıldır artmış bir şekilde? Neden devamlı destek? Yani Metin Saltık sonuçta bu takımı sıfırdan kendi getirdi. Metin Saltık ne istediğini halk anlatamıyor.
bir iletişimsizlik var. Metin Saltık dilini var. Anlatamıyor. Metin Saltık'ın yanındaki kadro da Metin Saltık'ı anlatamıyor. Biz onu da sorduk Cemal Hoca'yla konuştuk. Yanlış mı yönlendiriliyor? Yani şimdi yanındakilerin bir şeyler yanlış giderken... Çünkü ne yapsa yanlış anlaşılıyor adam. Tabii tabii işte ben de onu diyorum şanssız. Kendini anlatamıyor. Diyor ki ben bu şehirden diyor para pul işlerini istemiyorum. Bana destek olun. Bunu anlatamıyor işte. Sezon başı bırakayım dedi. Şöyle bırakayım, böyle bırakayım. Bir türlü biz de dedik kimse almaz senden bu kulübü. İkincisi bu kulüp aşı. Tamam mı? Şimdi oradan da belaya girmiş. Diyor ki dernekken böyle diyorlardı. Aşı'ya çevir dediler. Çevirdim. Yine başım belada. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer aşeyi devlet diyor insanlar ya. Yani adam ne yapsa içinden çıkamıyor ama bence birkaç işi bilen adam, Özmen gibi birkaç işi bilen adam lazım. Daha aktif görev alması lazım. Biraz sorumluluk alması lazım insanların. Ben kendisinin tek başına kararlar vererek kendini zorda bıraktığını düşünüyorum. Kendini de yıpratıyor şu an. Kesinlikle yani kendini yıpratıyor başkan. Bir de şey yani bu kadar bu takımı oradan buraya getirirken yaptığı şeyleri şu an tek tek çürütüyor yani. Aynen. Bu da onun için ben sistemin baştan kurulamadığını düşünüyorum. Güzel bak geçen yıl tesis, meclis, şunları bunları binasını yeniledi. İşte inanılmaz bir yer yaptı Sancar. Aziz Sancar tesisleri terk edilmiş virane bir yerken pırıl pırıl bir yer oldu. Ama sonrasında ne oldu? Ne oldu da bu hocayı gönderdin? Değil mi? Yani aslında ben Sayın Saltık'ın yerinde olsam neydi Çorlu'ya giden hocamız? Özcan Kızıltan'la devam ederdim bu işe. Özcan Kızıltan gibi dediğine göre daha en ekonomik hocalardan biri. Seni transferine de yani şu oyuncular diyor. Özcan Kızıltan'ı sosyal medyadan çok görüyordum. Taraftar arası bir türlü uyuşmamıştı. Yani. Ya işte zaten Özcan Hoca'nın oğluyla da kulüp, çok fazla. Kulüp bu yılda tribünle arası yok mesela şu an. Doğru mu? Yani onu da konuştuk. Tribün şu an yok. Bir hafta destek çıkar gibi olur ama bir şeyler uyuşmuyor. Onlar da kendini mutlu hissetmiyor. Başkan da mutlu hissetmiyor. Mutlu gitmeyen bir evlilik gibi düşünüyor. Tribünler boş. Ha, yani. Şimdi az önce hocam dedi ki Hatay maçına çok, ya Homurlu maçına daha fazla taraftar geliyor. Şimdi sıradaki 4 maçın 3'ü içeride ama hiçbir umut yok. Değil mi? Abi umut yok. Yani izleyen moral, taraftar bile isyan ediyor. Moralmen en diptesin. Nasıl çıkarsın? Tabii şimdi 5 puandasın. Şimdi 1-2 hafta sonra eğer bu haftada yenilsin oyunculara terapi başlamak lazım. Artık terapilik oldu herkes. O noktaya geldi. Yani kendileri getirdiler. Onun için bu hafta Karacabey'le oynayacağız. Mersin'in mayordu için hayırlısı diyelim. Umut yok diyelim. Adım adım yazmış KC'ye finito. Yani ama sen de misin abi? Ya ben diyorum zaten adım adım ümitler bitiyor. Ne yapacak? Devre arasında büyük bir silkelenme, sezon başı yapması gereken devre arasında yapacak ama devre arası kim iyi oyuncusunu verir? Bu da muamma. Değil mi? Verir mi hocam? Kimse vermedi abi. Ya işe yaramayan elde oyuncusu. Kalan belki tutmayan. Sonunda tutmadan tutar. Bizim gibi hedeften sapan birkaç tanesi belki aynı oyunculara şey diyecek gidebilir. Ben bunun maliyetinden kurtulayım diyecek. Belki anca öyle. Yani bu şeyler olur. Onun için Metin Başkan'ın işi zor. İşi zor. Koordinatör Diab'ı getiririm. Takım daha şu an Diab da yayına girdi zaten. Şimdi birazdan beni getirin der. Hocam peki o zaman teşekkür ediyoruz Mersin Bayburnu. Eğer söyleyecek bir şeyiniz yoksa ikinciye geçeceğim. Çünkü saat de 7'ye geliyor. Çok da fazla vaktimiz yok. Evet biraz sonra bugün kısa keseceğiz derbiden dolayı. Var mı hocam Mersin Bayburnu'na eklemek istediğiniz? Ben anlattım zaten. Daha ne söyleyeyim? Ben kaç hafta söylüyorum. Bilmiyorum ben gazeteci olarak 7-8 tane oyuncu istiyorum en az. En az 7-8 oyuncu. Doğru mu? Ölüsün. Bir de oyunun üzücü olan kısmı umut veren bir şey yok. Yani Murat, fiziksel olarak da hiçbir yerde değil. Anlamadım gitti ben yani. Murat benle diyor ki Ankara'dan selamlar Mersin'ime kahroluyorum. Süper Lig'de oynaması gerekirken olduğu yerlere bak diyor. Ben de aynısını dedim demin. Yani ben üzülüyorum. İyi yayınlar diliyor. Seyfettin Sancar iyi yayınlar kral Mersin'in yüz hakları diyor.
Teşekkür ediyoruz. Evet, geliyoruz 3. Lig'e. 3. Lig'de ise konuştuklarımızın tam aksine çok da iyi giden bir Silivke Belediyespor. Bu hafta deplasmanda yine Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 gibi yine farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Baktığımızda şu an 3. sırada 17 puanla lider Karşıyaka'nın 22 puanı var. Çok iyi yerdeler. Bence fiziksel olarak çok iyi durumdalar, mental olarak iyi durumdalar. Bence hocaları beni de mi dinliyor bilmiyorum ama benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor, alıyor içerisinden, uyguluyor. Öyle harran güren hani Maraş maçı gibi. Hocam sana çok selam var. Diyor ki, geçen diyor yayında diyor, Cemal Hoca diyor önünüzden geçtim ya diyor maç önü diyor yayın yaparken. Dedi ki diyor yayında, konsantre değildi tam diyor. Çok konsantreydim onun için diyor. Senin selamını da sonradan gördüm. Evet. Cemal abi, Cemal hocam çok seviyorum diyor. Selamlar söyledi. Akşam uzun uzun konuştuk biraz İlker hocayla. İlker Hoca geçen hafta Bursa maçındaki futbolun üzerine koyarak gittik dedi. Bireysel olarak daha iyi mesela 30 numaranın işte 9 numaranın daha iyi bir oyunu ortaya koyduklarını söyledi. Daha da ileriye gittiklerini, Çitay'ı gitgide yükselttiklerini söyledi. Yani onlardaki sorunu biz onlara zaten açıklamıştım ben. Evet. Onların sıkıntılı defans yönünde sıkıntıların oldu takım savunmasının. Öyle önde Maraş maç gibi önde baskı uygulamamalarını, kontrollü oynamalarını söylemiştim ben maçtan önce de. Evet. Kaç hafta söylüyorum. Bu hafta da akıllı oyun oynamış bence İlker Hoca. İkinci bölge savunma yapmış. Bu arada rakibi Tufan'da, öne göre Tufan'da yayında, Tufan'da yayında. Ya işte en büyük farklardan biri bence Tufan orada. Yani yukarıda ama bir sen göz. Sen çok güzel bir şey söyledin hocam. Dedin ki Bursa Spor maçı bitti. Sizin izlediğinizde biliyor hocalar. Direkt bizi aradılar. Yani sizin görüşünüz nedir? Ne gördünüz diye. Yani bir fikir alışverişinden bahsedildi. Hı hı. Yani Silivke'nin belki de en büyük artılarından bir tanesi bu. Yani ben en iyi bilirimden ziyade biz olabilmişler yani. Yani ben size bir şey söyleyeyim. Yani. Şimdi ben burada İlker Hoca 20 yıldır, 30 yıldır eski kaleci oynamış. Amatörle beraber 30 yıl, 35'i hocalıkla beraber 10 yıl, 40 yıl öyle geçmiş. Tufan'ın öyle, Tufan benim öyle. Gürsoy abinin öyle, Tarkan'ın öyle. Ya ben maça gelmişim. Silivke maçına. Burada Mersin Mayurdu maçına da gidiyorum. Hocaları var, yardımcı hocaları var. Takım arkadaşlarım var. Daha beni bir tanesi aramadı. Hocam ya sen bizi nasıl gördün, ne gördün, ne ekledin? Serkan Damla mesela bir maçına gittim. Yukarıdan ne gördün der. Yani bir şey ne gördün, nasıl, beni nasıl gördün, takımı nasıl gördün diye sorar. Adam bir kere yeniliklere açık. Daha benim Mersin Mayurdu'dan bir kere arayanı görmedim. Ben o kadar maçını izliyorum. Mesela analiz yapıyorum. Dikkat ederseniz her analizim, her yorumlarımda %100 çıkıyor şu ana kadar yaptığım maçı. Tekrar alın eski yayınlara bakın. Bursa maçı böyle oynarsa dedim, Maraş gibi beşlik olur dedim. Bak biraz öne çıktı. İkinci bölge önemi Bursa'ya elinden kaçırdı. Ha pozisyonlar veriyor mu? Veriyor. Ama hiçbir şey yapmıyorsa diri alanları dağıtıyor. Daha iyi takım savunması, kompakt beraber hareket ediyor gidiyor. Mesela maçın takımına bakıyorum İlker Hoca'nın takımına. Çok diri, atletik, anladın mı? Tepkiye tepkiyle karşılık veriyor. Adam baskıya gidiyor, o da baskıyla karşılık veriyor. He, top eksikliği, top kullanma eksikleri var mı? Var. Ama bu hafta yine ikinci bölge savunma oynamışlar. Mükemmel çalışmış dersine. Rakibi yanına geliyor, merkez bölge oyuncularına baskı oynamış, bir bulmuş. Ondan sonra takım bozulacak demiş. Karşıya bakmış, takımı çekmiş üstüne. Aralara derin derin penetre koştular. Üçlük, dörtlük, dörtlükten sonra dörtlükten 5-6 olurmuş. Yani düşünsene, yani adam gelecek haftaki maçı düşünüyor. Oyuncu ligde genç oyuncular da görmeye istiyor. Oyna değişik oyuncuları 4-1 bitiyor. Gelecek haftanın planlamasını yapıyor. Maçtan sonra yenilenmesini yapıyor. Soğumasını yapıyor. Bu işin bilimsel yönleri de var. Yani kendi kendine İlker Hoca oradan yapmıyor. Çalışarak yapıyor bunu. Ben İlker Hoca'nın şeyine baktım böyle. Hatta kim geçen maça gittiğimizde aynı seni görüyorum, Çetin Karakütük mü demişti? Evet. Ya bizim kaybetme gibi bir lüksümüz olan insanlar değiliz. Kazanma odaklı insanların yapısı öyle oluyor. Dışarıdan kötü görünebiliriz. Ama sonuçta ilk kere bakacak olursan takıma bak, savaşan, mücadele eden, sistemi oturmuş, tesisi var, yemeği var, Tufan İsin gibi bir için, Mustafa Turgut gibi bir belediye başkanı var, Taraftarlar Derneği var, Murat Şengi gibi gazetecileri var, Oktay Tuğ, hepsi birlikte hareket ediyorlar. Demin ben Mersin Mayı için ne kadar şey söylediğim şeyler tam tersi bunlarda var. Fitness'ı var, taraftarları yöneticisi bir arada, hocalarına karışmıyorlar, idmanlarına öyle sınırsız arkasında duruyorlar. Ne isterse yapıyorlar yemekleri. Çünkü hocaya inanmışlar. Bu hoca diyor ki çalışıyor, bu adam karşılanacak. Tufan Esin gibi futbolu son derece iyi bilen, Süper Lig oyuncusu, kariyeri olan bir gelecekteki iyi hoca olacak adaylardan biri var. Şu anda B kursunu bitirdi o da. Yakın zamanda o da başlar.
Yani Tufan Esin gibi bir adamın yanına almak hoca olarak, ben bu hafta Engin abiyi gördüm Sinan Kalalı maçında. Maçı çeviren adam kenar. Sinan Kalalı, biz hoca olarak direkt sahaya odaklandığımız için her yere, belli yerleri göremiyorsun ki. Doğru. Ama yanındaki, kenarındaki hoca grubu, futbol zekası, yukarıda bir tane kafası, beyni çalışan, şeytan gibi futbolun, biz şey deriz tabiri caizse, şeytanı deriz, Sefer abi gibi bir adam var orada, maçı çevirdiler. Kayseri takımı cuma gününe kadar idmana çıkmadı. Adam öyle bir değişiklikler yaptı ki, oyuna dokundu ki, oyunun şeklini değiştirdi, Sinan Kalalı maçı aldı gitti. Aynısı İlker için de geçerli, İlker Hoca için de. Adam çalışıyor, ben futbolcuların elmacık kemiklerine baktım Silivke takımının. Hepsi çalışmış, atletik, 90 dakika boyunca mücadele ediyorlar. Bize 80 numarayı biraz daha güçlenilsin. Çocuk oyuncu, 30 numara kenardaki oyuncu, göbekteki 92 ile 6 numara biraz daha top kullansın. Önündeki oyuncuyla beraber 67 numara mesela futbol zekası son derece iyi bir olan arkadaş. Bu oyun 3. bölge varyasyonları çalsın, takım savunmasını düzelsin, daha etkili olacak ikinci yarı. Eksik yerlerine nokta atışı yapacak. Taraftar zaten mükemmel bir taraftarı var. Biz burada taraftar yiyorduk, Silivke taraftarının biri o kadar da dışarıdaydı. İki tane doldururdu. Belediye başkanının arkasında, eski belediye başkanının arkasında, bir eski belediye başkanı sağda, kaymakam sağda, tıklım tıklımdı ya sağ. Bizde bir tane STK'lardan kimse var mı? Yani gelmiyorlar, gelmiyorlar. Gelmek istemiyorlar bence. Şimdi ben istatistiğe inanırım. Şimdi Kırşehir geçen hafta da konuştuk. Ligde en çok beraber eden takımlardan bir tanesi. Siz gidip bu takıma deplasmanı 4 atıyorsunuz. Bu da işte çalışmışlığın, o sistemin, o birlik beraber. Çözmüş. Karşıyı çözmüş. Ben de İlker Hoca söyledim ki ligin en çok berabere kalan takımı demiştim. Evet öyle dedi ama dedi biz ikinci. Bu arada böyle, bizim yeni sponsorumuz da hayırlı olsun. Sizinle görüşmeye gelecekler. DUT, evet. Alaçatı, Akan. Bodrum DUT. Aynen. Burada sevgili Akın Temiz'de, Özgür Temiz, Ali Temiz kuzenlerim. Açılışımı da bekliyorum. Bize sponsor da olmakla. Özgür Temiz parayı buldu. Zaten biz ne arıyor ne soruyor. Futbol olarak Silifke çok çok iyiye gidiyor. Tabii insanı ümitlendiriyor. Bence böyle giderse Silifke ileride farklı bir misyona girebilir Mersin'de. Yani ben bu şekilde şöyle söyleyeyim. Planlarını bizim Tufan Kaptan'ın benimle anlattığı, konuştuğu şekilde tesisleri altyapıya, tesis oyuncu grubunu Mersin'de tarayıp aynı şekilde devam ederse, bu planla 5 içerisinde sürdürürlerse, benim Mersin Mayurdu için açıkladığım Altınordu, Bursa'nın şimdiki altyapısı da çok iyi durumda şu anda. Çok iyi yerlere giderler. Eski Antep Spor hatırlıyorsun değil mi Celal Doğan zamanı? Evet, evet, evet. Şu anda Silivke Spor o yolda ilerliyor. Gazetecisi oyunun içinde, taraftarı oyunun içinde, belediye başkanı oyunun içinde, her türlü otel grupları sahanın içerisinde, dese taş ucunda, teknecisi oyunun içinde. İbrahim Şahin kendi maçı vardı, ertesi gün maçın içinde her türlü Silifke Belediyesi destek oluyor, altyapısı olacağız diyor değil mi? Bu tesisleşmeyle başlar doğru iş. Ondan sonra altyapının oyuncu grubunu yetiştirdiğince taşıyarak, taşıma suyla değirmen dönmez ki. Nasıl Silifke'nin mayası biz diyoruz Mersin, Brezilya gibi. Bak Silifke inanılmaz şekilde oyuncu üretecek 5 yıl içerisinde. Tufan'ın, bu İlker Hocam'ın doğru yaptığı programlar. Yarın İlker Hoca gider, doğru onun kalitesinde, onun kişiliğinde çalışkan bir insana gidince altyapıdan da oyuncular da gelir bu sefer. Umarım İlker Hoca iyi yerlere gider. Bizim de memleketimiz iyi yerlere gelir. Tabii şimdi fikstür de çok uygun. Tabii kağıt üzerinden bahsediyoruz. Futbol oynamadan hiçbir zaman bilemezsiniz. Şimdi bu hafta Bulvarspor'la, ki küme düşme adaylarından. Sonrasında deplasmanda Bornova'yla yine çok da iyi bir takımla karşı oynamayacaklar. Gibi Elazığ var. Artvin Opa var. Yani üst üste karşıya kalmak. Şunu söyleyebilirsin. Özür dilerim. Fikstür, şunu söyleyebilirsin. Yani. Silivke takımı kötü oynadı diyebilirsin. Silivke takımı top yapamıyor diyebilirsin. Muharrem Çağatay'la beraber izledik. İki maçları ben gidiyorum. Ama Silivke spor için hiçbir zaman kötü koşar diyemezsin. Mücadele etmiyor diyemezsin. Pes ediyor diyemezsin. Aramızdaki en büyük fark Mersin'le Silivke arasındaki o. Şimdi Mersin Mayurdu'yla Silivke takımı burada aynı grupta oynasın. Silivke takımı Mersin Mayurdu'yu beşlik eder. Bak abartmıyorum. Temposuyla buharı öldürür. O kadar koşu mesafesi var arada. Ben biraz mesajı okuyayım da gülüm biraz. Şimdi Diyap diyor ki iyi yayınlar diyorum. Ben diyor programa geç kaldım. 19'da zannediyordum diyor. Ali, Umut Aydın, Fuat Bavuk ve Sertaç gitmemesi lazımdı. Mustafa Seyhan diyor ki iyi yayınlar Cemal Hocam, Muharrem Hocam. Severek takip ediyorum sizleri. İyi akşamlar diliyorum. Mustafa Karabulut, iyi yayınlar dilerim Cemal Hocam ve Muharrem Bey'e. Sana da selam Uysal diyor. Bu arada Silifke sporumuza gönülden başarılar diyor Mustafa Seyhan. Mithat Ertaş Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun diyor. ASKF Başkanımız.
Mustafa Karabulut diyor ki Cemal hocam Mehmet Uysal'a eğitim verirsen futboldan anlamıyor çünkü Mehmet Uysal. Ben her zaman diyorum ben futboldan anlamıyorum. Mithat Ertaş da diyor ki Orhan Altay'ın yerini hazırlayın. Orhan Altay haftaya aramızda olacak. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Direkt sana bakıyorum şurada şeyi hazırlanmışsın. Orada da duruyor görüyorum haftaya, şeyleri. Sen Orhan'ın Orhan'ı evet, ama burası yerine, senin yerin. Mehmet'in yerinde olacak. Sen kendini oraya... Açacağım kapatacağım yani. Mehmet'i bistroya alacağız. Yani bunun hazırlıklarını... Karabulut doğru söylüyor. Organı yiyen sensin. Gözlerine işi gözlerine. Senle Muhsin Hoca tehlikelisiniz. Şimdi tabii Milat Başkanı'na da selamlar buradan. Evet. Bal Ligi'ne geçelim. Bal Ligi'ne geçelim hocam. Bir soru var. Silifke ile Vurgun Mersin'in bu arada maç yapsa kim kazanır demişler. Cemal Hocam'a sorar mısın demişler. Demin dedim yani. Silifke takımı çok ağır bir şekilde galip gelir. Çok ağır hasar şey. Verir buraya. Özellikle evet. Burası büyük saha. Atletik devam, oyuncular baskı uygulayan bir takım. Düşün ikinci bölge sanmaya burnuna hızlı ucuna şu defansı paramparça eder orada iki oyuncu. Mesela 30 numara, 80 numara, 7 numara. Aynen. Mesela santraforları 9 numara Şükrü. Mesela bu hafta da gol atmış. Ben mesela geçen hafta İlker Hoca'nın değişikliklerini eleştirmiştim burada. 30'la mesela Şükrü de attı, 30 da attı. Mesela iyi oyuncular. Bir de şunu da unuttum. Bekir Can Sönmez'le birlikte 3 ana sakatla gittim dedi. 3 sakat eksikle gittim dedi. Buna rağmen Kırşehir'de oyuna giren çıkan fark etmiyor ki. Öyle bir konsantre çocuklar ki yani aç futbola aç. Sistem 7 numarayı Çeşmelispor'dan Çeşme'den almışlar Bal Ligi'nde. Bal Ligi'nden. Ya tarayınca alıyorsun gidersin bulursun. Ben şeyden gelmedim mi gökyüzünden? Ben Süper Lig'e gittim. Nereden gittim? Tarkan, Serkan Damla nereden gitti? Bu memleketin altyapısından birimiz Viranşehir, birimiz Campus'u, birimiz Gençler Birliği'nden gittik. Yani abestil futbolun altyapısını araştırdın ama bu Kuvayi Milliye'de, Gençler Birliği'de, bu şu anda Inter'de bir sürü oyuncu var. Altyapı 11-12 Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı turnuvayı hatırlıyor değil mi? Yağmur gibi oyuncu var ya Mersin'de. Evet, Silifke Belediyespor bu hafta evinde Bulvarspor'u alacak. O da ligde aldığı 3 beraberlikle bu grupta en çok berabere kalan takımlardan bir tanesi. Her ne kadar düşme potasında olsa berabere kalıyorsa yenilir Silifke. Muhtemelen yatarak olacak. Ama şunu da yapalım. Bir kaza olmaz yani. Biz haftaya Santra'yı Silifke'de yapacağız. Nasıl? İlker Hoca'nın misafiri olum dedi. Bulvar'a da yenilsem de yensem de dedi. Orada yapalım, konuşalım dedi. Stadyumda. Evet. Ya yani eğer bir sıkıntı çıkmazsa Allah'tan yapalım. Korkma ya. Senin arkanda ben varım. Ali Çık'la Murat Çengiş, İbrahim Şahin, Orhan'ın Silifke'de oktay top yeri işte mesela seni korumaya alırlar. Buradan söyleyelim o zaman haftaya Santra Silifke'de olacak büyük bir ihtimalle yani, Silifke'de yapacağız. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi yapalım. Pazartesi akşam hem tesislerde misafiriniz olun. Ama Esat'ı götürmezseniz. Esat'ı götüremiyoruz. Tabii götüreceğiz. Esat'ı götür. Yayını kim verecek hocam? Başka birini olacağız. Stajyer mi? Esatsız bir hayat düşünüyorum. Burada yayını ya Esat veriyor ya ben veriyorum. Şimdi ben de gidiyorum. Şöyle biz gidince Esat'a yengeç yedirmemiz lazım. Değil mi? Tamam bakmamız lazım. Hocam Esat o zaman biz senin yerine yiyeceğiz o yengeçleri. Yok paket yapar getiririz ya. Evet bu duyuruyu da Muharrem abi yapmış oldu. Benim de haberim yoktu. Ben buradan Silifke Belediye Spor'un... Bu İlker Hoca'nın bir daveti bize. Ben Silifke Belediye Spor'un tebrik ederken ayaklarının yere basmasını, aynı şekilde konsantre olmalarını tavsiye ederim. Yani oyun disiplinden kopmayan, yine aynı şekilde rakibi analiz edip, nasıl bu maçta analizi doğru yapıp iyi çalışmışlar. Rakibi öyle bir çözmüşler ki çekmişler ikinci bölgede. Açmışlar, trak araya koşu, trak araya dörtlü beşlik çok farklı olabilirmiş. Bu teknik ekibin, analiz ekibinin çok iyi çalışması anlamına gelir. Çok iyi hazırlanmıştır maçı, çok iyi izlemiş, çok iyi sonuç almış. Yani inanılmaz güzel bir sonuç. İçeride çocukların içinde kendine Bursa maçından sonra güveni de geldi. Burada alacakları galibiyetlerle Karşıyaka maçına kadar aldıkları iyi puan devre arasındaki takviyelerle çok etkili olurlar. Şey diyor ki Mustafa Karabulut. Haberin hocam neden rengini attım? Rüysal. Mustafa abi de gelsin yoksa gitmiyor. Bak Diyap diyor ki ben de Silifke'de canlı yayın konu olacağım. Diyap söz sana soru sorduracağım. Evet. Bu arada Mehmet Koç bizi izliyor. Şey yapabiliriz. Evet, Kırşehir'e mi gidiyor? Kırşehir'e çıktı şeyi. Taraftarlı bir yayın yapabiliriz. İzleyici de orada bir... Tabii tribün de olsun. Tribün de olur böyle. Olabilir. Mikrofon çok... bile uzatabiliriz. Tabii orada. Değişik bir program olsun gitmişken. Evet, bölgesel amatör lige geçiyorum. Bölgesel amatör ligde Homurlu deplasmanda yendi. Tarsus kazandı, Homurlu kazandı. Anamur ve Mezitli üzdü Anamur, bizi. Anamur çok kötü. Şimdi yani, İlker Hoca'nın lider olarak İlker Hoca'nın ben şimdi mesajını ben Muharrem Çatay'a göstermek istiyorum. Gözlerim evet, çok iyi görmüyor. İlker Hoca mesajını attı diyor ki Cemal Hoca'ya çok selamlar.
Evet. Haftaya diyor Silifke'ye bekliyoruz. Evet, bir şimdi olmazsa geleceğiz o zaman. Şimdi buradan evet, haftaya. Buradan İlker evet. Hocama çok selamlar söylüyorum. Çok da başarılı olmasını istiyorum kendisinin. Silifke'nin Tufan kardeşimi. Çünkü Silifke hak ediyor. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü takımına bakıyorum. Biraz takım nasıl savunmasını daha toparlasa, orta sahi, defans bloğunun hücumu. 2-3 puanlık fark var hocam. Bence yani. Daha iyi olacak karşıya yani. Karşıya kadar ilk yerde buraya gelecek. 2 yani. Numara mesela kaptanlarını biraz daha içeride top kullanırken dikkatli olsa, basit oynasa. Haftaya şöyle kısa bir kesim hocam. Haftaya Silifke'deyiz. İlker hocamın misafiriyiz. Santra'yı Silifke'den yapacağız. Silifke şehir stadyumundan. Çok iyi değil mi? Valla yakışır. Silifke şehir stadyumunun orta yerinde güzel bir yayın çıkar. Yani Tufan kardeşim. Davul çalarlarsa korkma. Alicik bu sefer seni sana yengeç dansı yaptırır. Ben sana söyleyeyim. Kesin Oktay eniştem de şeyle beni dayımın olacak. Haftaya Orhan Altay olacak. Cemal Hoca olacak. Diyap geliyor. Abone ol. Tribün de alırız. Yani İlker Hoca. Kesinlikle. Ahmet Karataş da Mithat Başkan da gelsin. Gelsinler. Yani. Muhsin Hoca da olabilir mesela. Tribün de isteyene ihtiyaç var. Evet. Evet, bölgesel lige geçiyoruz. Eskişehir Spor ve Manavgat Belediyespor 4-4 yaparak grubu birazcık ambargo ettiler diyebiliriz. Mezit'le ilk kez kaybetti. Siz demiştiniz geçen hafta hocam. Zorlu fikstür başlıyor. Evet. Ama Mezit takımı sezonun en iyi topunu oynamış. Aldığım kadarıyla buraya da yazmış. Tam olarak ben bunu şeye vereyim. Oradan evet, İlker hocam. Orada çok büyük sıkıntısı, şikayetleri var. Yani bir gol atmış 44. Mesela dışarıdan ceza sahasının dışından offside kaldırmış Alper'e. Şutu çeken Alper nasıl offside kaldırdı? İnanılmaz. Ya. İlker Hoca'ya kırmızı kart atmış. Lyon Beşiktaş maçında top içeride korner verdiler. Yani. Offside nedeniyle golleri iptal olmuş. Görüntüleri de atmış. Sana atamadım da şeyleri yani. Çok iyi futbol oynadığımız maçta bizi katletti. Kırmızı kartla benimle oyundan attı diyor İlker Hoca. Bana bir görüntü gelmedi ama sadece şey geldi. Elimizden gelen her şeyi... Atamadım onu. Bana gelmedi görüntü. Yapsak ama kazandığımız maçta bir puan bile alamadık. 90+8'de penaltı kaçırdık diyor bir de. 2-2 bitiyormuş. İnanılmaz kötü bir hakemden bahsediyor. Çünkü bal liglerini hatırlıyorsan tüysüz maçında da bize de evet, aynısını kaleci, yaptılar. Kalecinin hatta ihlal ettiği, bak çizgiyi ihlal ettiği bir pozisyon. Bunu şey yapalım hocam. Kameraya doğru gösterirsen. Yaklaştır istersen en azından bir zoom yap. Evet. Öyle şekilde görmüş olalım. Bas şeye. Oynat Erman'cığım. Tekrar oynatacak. Bir daha başladı abi. Hızlı bir şekilde. Evet, kalecinin penaltı noktasını ihlal ettiği. Ama buradan görme şansımız var mı hocam ya? Yok. Görünüyor net diyor. Baksana ya, çok önde. Bayağı, çok önde. Topa olmadan bayağı yani. Bir de bu bir şey değil. Ceza alanı dışından stoper. Onu size atacağım. Ben atamadım birazdan. Direkt versin ya. Size ben şey yapın. Ya. Alttaki bir de offside pozisyonu var. Asıl önemli olan o. Mesela yani şut çeken adamın Alper'in ceza sahasının dışındaki şut çeken adama nasıl 44 numaraya var mı burada? Offside yok, bende kayıtlı değil. Ben muharrem, ben kendime atayım. İlker Hoca ne dedi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben gitti hakeme koştum dedi. Yardımcı hakeme bunu nasıl iptal etti? Niye sordum? 44 numara offside demiş. Alper cezalı, stoper topu uzaklaşıyor. Defans oyuncusu Alper de cezalı dışından şut çekiyor. 90'a gidiyor, gol oluyor. Adam gidiyor 44 numara offside diyor. Alper şutu çeken offside nasıl oluyor diyor. İlker Hoca atıyor. Penaltılar diyor, bizi diyor sezonun en iyi oyununu oynadık diyor. Şu şeye yazıklar olsun diyor. Bir de 2-1'ken penaltı kaçırıyor. Karşı karşıya bir sürü pozisyonlama var. İnanamazsın diyor Ömer Hanlı'da bize yapılan hakem. Aynısını buradaki hatırlarsan şey maçında, Eskişehir maçında Balil'in pozisyonu içinde söylemiştim Homurlu için. Aynısı Homurlu Mezit bu sefer Mezit diye dönmüş. Bir tabir vardır Süper Lig'de. Hakem hatalarını taraftar grupları bu hocanın, bu hakemin banka hesapları araştırılsın diye. Bence şimdi Bal Ligi'ndeki... Yani şu görüntünün hiçbir izahı yok hocam. Şimdi bu hiçbir şey değil. Bunu görüyorum, ben öbürünü göremedim. Yani, şunda şey de var, 60 demin İlker Hoca. Şut çekti, pozisyon var. Bunu nasıl ayarlayacağım bilemiyorum. Ben bunu Muharrem Çağatay'a vereyim. Oradan şey var diyor, bak iptal edilen penaltının... Yazmış yani görüntüleri var. Gönder abi oradan. Direkt ekrana verirse daha sağlıklı görüntüler. Yani olur. O diyor ki abi diyor bu şeyi nasıl iptal etti diyor. Nasıl offside çalıyor diyor. Ben dedim kalecinin önünde biri mi vardı? Hani kalecinin önünü engellediği zaman ondan da aksiyon alanını olduğu için offside kaldırır. Doğru. Yok abi diyor 44 numara çaldı. 44 numara şutu çeken Alper diyor. Alper offside çekti diyor offside. İnanamazsın diyor. Çıldırdım diyor. Yani bu Bal Ligi'ndeki hakemlerin deneme tahtası gibi bizim olduğumuz hocam, dönemde de aynı. Hocam orada bir hata veriyor. İnanılmaz şekilde kötü hakemler. Yani çocukların emeğine yazık. Yok o çıkmıyor. Penaltı. Mustafa Karablo Tarsus İdmanyurdu Spor Kulübü'nün aldığı Fransız maçı diyor. Fransız bir oyuncu almış demek ki. O diyor tek başına maçı almış diyor. Aliş Temiz diyor ki Mersin'deki bal takımları
Evet. Ben de konuşayım bu arada. Ali İştemiz, bal takımları bu sene gerçekten hiç heyecan vermiyor. Dün Süper Amatör'deki Milas Spor'un maçına geldim, gittim. Evet. Sevgili Tuğra ve Özenç oynuyorlar. İmkanları neredeyse üçüncülük ayarında diyor. Aynı zamanda Milas Belediyespor'da da sevgili Felo ve Apo Türkmen kardeşimiz oynuyor. Keza onların da imkanları mükemmel. 100 bin nüfuslu iki takım da şampiyonla oynuyor. 3 milyonluk Mersin'de futbolun bu kadar geriye gitmesi gerçekten üzücü bir durum diyor. Evet. Tamam Esat, bunu alabilirsin. Yani Esat al bu, çok kötü bir görüntü. Yani burada bizim ama sabah... yani kaleci ama çok bu yani çok bariz hocam. Abi ya, gelmiş o çizgiden alıyor yani. Çok bariz. Hani bu görüntü olsa da bu, şeyin altı basa çıkmış kaleci bunun ya. Için böyle bir şey olur mu ya? Hakemlik belgesi olmasa gerek. Ya bu İlker'in anlattığı, İlker Hoca'nın anlattığı bu hiçbir şeydi ya. Ofsayt olsaydı 30 metreden adam şut çeken adama sen nasıl ofsayt kaldırıyorsun? Esat Muharrem abi düzeltti. İnanılır gibi değil ya. Aynısı yani. Şimdi Anamur maçı da Anamur'la ilgili de bir sürü sıkıntı. Lobisi olmayan takımların bu işte... diyeceğim hocam. Şimdi bölgesel ligde lobi. Anlıyoruz ki Eskişehir'i ya. Gördük işte bak, burada. Bak Murat Nen de diyor ki Mersin Mardin'den doğru gün bir storiesi mağazası bile yok diyor. Nasıl destek olacağız? Ya hocam olduğu zamanda da kimse destek vermedi ki storiesi. Konu destek değil. Yani. Konu frekans uyuşmazlığı var. Bir Mersin şeyler Mardin. Ters gidiyor orada. Yani orada bir şeyler ten uyuşmazlığı var bence. Başka bir tedavi gerekiyor. Doktor olarak bir reçete yazılmasın. Anamur, Muzaffer Tozlu geldi. Muzaffer Tozlu'dan sonra da. Biz evet. Hocaya sorduk ama şimdi geçen birkaç arkadaşa sorduk. Biz dediler ki kadro çok kötü. Buyurun sizi kadro hemen siz kötü. Okuyun. Muzaffer Tozlu'nun ben evet. Yorumlarını kendim de dinledim. Size mesaj da attı. Selamları da var. Şu anda canlı da izliyor kendisi. Maça baskılı istekli ve net gol pozisyonları bularak başladık. Ama istediğimiz gole ilk yarı itibariyle bir türlü ulaşamadık. Devre arası bir oyuncu değişikliği yaptık ve baskımız daha da arttı. 57. dakikada gol bulsak da oyuncu değişikliği esnasında duran oyunda rakip hızlı başlayarak gol buldu. En az iki penaltımızın verilmediği maçta uzatmalarda kornerden gelen topa vurdurarak mağlup duruma düştük. Oyun olarak ilk maçlara baktığımızda daha çok koşan, mücadele eden ve pozisyon üreten takım haline geldik. Ama oyuncularımızın tecrübe eksikliğini oyunun sıkıştığı bölümde fazlasıyla hisseder olduk. Oyuncu tecrübesini oynayarak kazanacak. Oyuncuların çokluğu sebebiyle oyunu tutmakta zorlanıyoruz ve bu da sonuçlara yansıyor. Hem Manavgat hem de Akhisar maçlarında uzatmalarda gol yememiz bunu gösteriyor. Zamanla çalışarak ve gerekli görünen yerlere mali profilimiz ölçüsünde transfer yaparsak çok iyi ve etkili takım olacağımızdan eminim diyor. İkinci haftası değil mi Muzaffer evet. Hocam? Yani elinde bize gelen şeylerde de, bilgilerde de, analizlerde Anamur takımının çok oyuncuya ihtiyacı olduğu, çok süperlik ayarında bile olmadığıydı. Muzaffer Hoca'nın dokunuşları devre arasında olur, çok alabildiğince alır. Bence... Yani şu andaki takımı son derece şey. Evet, yayınını da kapatacağız ama şimdi Mecidiyen'in 9 puanı var. Anamur'un 4, arada 5 puan. 2 maç yapar daha şimdiden. Evet. Devre arasına kadar yine bu futbolcu kitlesiyle oynayacaklar. Yani onlarla bu hafta da ben Mecidli, Anamur. Karşı karşıya gidiyor. Bu hafta. Yanılmıyorsam Mecidli, Anamur. Bakalım ona hocam. O zaman. Ya Homuru takımı çok iyi top oynamış deplasmanda. Mesela Umurlu takımı açıldı evet, ve fikstür avantajı dönmeye başladı. Yani zor Eskişehir'i atlattı. Mezit takımı ilk maçında kötüydü ama sonraki Eskişehir maçında fena top oynamadılar. Hakimin etkili olduğu bir maçtı. Sergen Hoca zaten espri yaptı. Geçen hafta ama ASKP'de konuşurken dedim ki Orhan geliyor dedim. Orhan'ın işi bitmiş, çantayı almış, bilet ki arıyor dedim. Sergen Hocam dedi ki bana da bir koltuk açarsın bu hafta yenilirsen de. Yani elindeki oyuncu grubu fena değil. Biraz para bulursa Murat Başkan'ın bak onları etkili olacağını düşünüyorum. Fena oyuncular yok. Evet, Mecidli, Anamur. Bu değil mi? Burada mı maç? Ya içeride Kaş Kınık'la, beni yanılmıyorsam Homurlu takımı oynuyor. Homurlu Kaş Kınık'la oynuyor. Ya, Kaş Kınık takımı Tarsus'ta çok etkili bir takım değil. Ereğli'yle oynuyormuş. Yenerse Homurlu takımı 7 yapıyor. Homurlu içeride evet. Değil mi? Kaş Kınık'la. Yenerse 7 yapıyor. Aradaki puan farkı gelişiyor. Bu hafta kimi izleyeceğiz? Homurlu'yu mu izleyeceğiz yoksa? Mersin Mayur'unu izleyeceğiz. Homurlu'nun 4, Anamur'un 4. Pazar günü. Mersin Tarsus'un 4 hocam. 3 takımımızın 4 aynı puanı. Saatte mi hepsi? Tarsus hakkında yorum saat. Yapamayacağım. Pazar günü Mersin Mayur'da Karacabey'le 2'de hepsi maçı var. Hocam. Ona gidebiliriz. Balda mı 2'de? Balda 2'de. Silifke kimle oynuyor? Silifke Bulvar Spor'la oynayacak. Ne zaman maç? Pazar günü de. O zaman oraya gidecektik. Oraya mı gideceğiz? Biz pazartesi gideceğiz. Maç yayın pazartesi. Yayına gideceğiz. Santra'yı orada yapacağız. Mersin Mayur'da maçına gidebiliriz. Biraz Mersin Mayur'unu izlememiz Mersin'de gerekiyor. Mersin'de burada oynayacak maç. Biraz destek verelim tribünden.
Evet. Homurlu takımı, ben Tarsus takımını izlemedim ama Homurlu takımı çok iyi top oynamış. Aynı İlker Hoca gibi izlemişler analizleri, Akşehir maçını izlemişler. Mustafa Karaburut diyor ki İbrahim Bedirhan Güssün diye Tarsus'un yeni transferi 2 gol atmış bu hafta. Olabilir. Şey de aynısı. Burak Elmastaş mı, Tümürtaş mı, Homurlu takımındaki çocuk da yeni transfer. Mesela Ereğli'den aldı. Elmastaş mıydı öyle, Burak Elmastaş mı, öyle bir Burak şeydi çocuk. Burak Elmastaş var evet. Çocuk attı mesela, çok etkili oynamış. Geçen hafta da çok etkili oynamış. Batuhan mesela çok etkili oynamış. Stoperlerini çok beğenmişler. İki stoperini. Yani takım daha iyi kendi kendine oturmaya başladı. Oynadıkça da daha iyi olacak gibi görünüyor. Evet hocam. Anamur takımına göre kıyaslayın dedim şeyi. Homurlu takımı daha önde gözüküyor. Sergen Hoca'ya buradan tebriklerimizi yolluyoruz. Murat Dalgıç'a tebriklerimizi yolluyoruz. Selamlarımızı da iletiyoruz. Yayınımızı da kapatacağız bugün. Biraz erken başladık. Evet. Kurtuluş Delta Spor'a da teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. İbrahim Şahin'e, Murat Şengi'ye, Oktay Doğru'ya, Mehmet Şıralı'ya. O zaman haftaya pazartesi günü hocam şöyle yapsana. Komple Silifke'ye selam yolluyoruz. Biz Silifke'yi seviyoruz. Yengeççi abinin adı neydi? Salih Mavi'ydi. Salih Mavi'ye de ama selam. Ama şöyle olacak şimdi haftaya. Silifke'den Silifke'ye selam göndereceğiz. Silifke'de bu kez direkt olacağız. Ama Silifke olmaz. Gerçekten Mersin'in Manyurdu'nu, Mersin'i çok seven mi? Poyraz mı? Poyraz olmaz mı orada? Ya Silifke'nin Poyraz'ı olsan ne olur? Silifke'ler ısıtıyor. Kapı kaynatmaya başladı şimdi. Hava Poyraz, soğuk. Mehmet, Mehmet'i korkuyor. Ama söz veriyorum. Mehmet'i şehrin girişinde, Silifke'nin girişinde davullarla karşılatacağım. Alicik'le Murat Kimci'ye seni karşılatacağız oradan. Rahat olabilirsin o yönde. Sıkıntı yok hocam. Silifke'lileri seviyoruz. Bunları sayıyoruz. Onlara da selamlarımızı iletiyoruz. O zaman kapatıyoruz hocam. Evet. Bu hafta şey derbi. Yani. Derbi var bugün. Bugün Galatasaray Beşiktaş derbisi var. O da Türk futbolu. Kim alır lan? Galatasaray alır. Galatasaray alır. Sen? Benim son iki maçı 2-1 almış Galatasaray. Sizin gibi düşünmüyorum. Bugün ben Osimhen 2 gol atar bugün. Ben bugün Beşiktaş'ın etkili olacağını düşünüyorum. O ayrı bir şey hocam ama Galatasaray. Bak bana sor. Beşiktaş Galatasaray ballıyla kazanacak. Ballı bir pozisyonu değil atacak kazanacak. Şey ben bugün bal. Aliş Temiz. Bak, Özgür Temiz, Aliş Temiz, Süleyman Temiz hepsi bunlar koyuyor. Yaşar Ergün. Bak söylüyorum çok aşırı Beşiktaşlılar. Bugün Totem ya da Aliş'in büyülerini biliyorsun. Aliş geldi mi? Aliş Bodrum'da. Aliş para kazanıyor. Bizi unuttu ya. Parayı bulan bizi unutuyor. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Silifke'de kısmetse bir aksilik olmazsa. Mustafa ne diyor? Mustafa diyor ki Silifkeliler seni görse diyor. Bülent Uygun'un bakışı gibi bakarlar. Haftaya göreceğiz bakalım nasıl bakacaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.